Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepinize iyilik, sağlık, sıhhat versin inşallah. Değerli can dostlarım, bugün videomuzu sizlerle birlikte akşam yemeği hazırlıklarıyla başlamak istedim değerli izleyicilerim. Bugün de böyle yapalım dedim videomuzu. Şimdi ben arkadaşlarım şehri çorbası pişirdim. Onu yaparken sizlere çekmedim. Zaten videolarımda kaç tane şehri çorbası tarif var diye. Şöyle görmüş olduğunuz gibi börülce yemeği yapacağım bugün bir de. Şöyle cacık yapacağım canlarım. Şu salatalıktan kendi yapmış olayım yoğurdumdan. Bir de şöyle görmüş olduğunuz burada keşkeklik. Ulan dün burada ıslatmış. Onun için tavuk alıp gelmiştim. Tavuğunu doğrayacağım. Onu pişireceğim bugün videomuzda sizler. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu bol bol beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın canlar. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim değerli izleyicim. Şöyle salçamı çıkartmakla başlayayım ilk önce. Çünkü daha sonra salçamızı kullanacağım bu börülce yemeğimizin içerisinde. Keşkeğin de üzerine ya sadece tereyağı döker ya da tereyağlı işte salça sosu ya da pul biber, toz biber dökeriz işte. Sizlere göstermiyor mu göstermez miyim bilmiyorum. Şöyle görmüş olduğunuz tavuk bonfilesi, tavuk göğüsü. Şöyle bunun içerisinden şu bir parçasını mı alsam, hangi parçasını alsam onu da bilemedim. Şöyle çok büyük olmasın içerisinde ama aynı neredeyse size. Şöyle bir tane tavuk göğsünü alayım. Bunun içerisine koyacağım işte arkadaşlarım bunu. Bunun içerisinde haşlanacak. Şöyle birkaç üzerine yıkayıvereyim. Bir tane kullanacağım içerisinde. Geri kalan 3 tane daha var ya da 3 tane ya da 4 tane. Onları da başka bugün sote gibi bir şeyler yaparız. Şimdi bunun içerisinde bir tanesini şöyle kullanmak istedim. Görmüş olduğunuz falan sade yapalım dediydi. Ben de sade sevmiyorum arkadaşım. Şöyle tavuk olsun içerisinde dedim. Şöyle gördüğünüz gibi şu tavuk göğsünün ortasını ikisiye bölüvereyim. Şöyle güzelce görmüş olduğunuz gibi. Bunu da işte arkadaşlar iki parça olarak içerisine açlatırım. Blender'dan geçireceğiz bunu. Elle dövmekle uğraşmıyoruz biz. Şöyle içerisinde iki parça olarak görmüş olduğunuz gibi koyuyorum. O da haşlanacak içerisinde. Güzelce buğdayla birlikte. Şimdi şu tavuğun da ağzını kapatayım. Bunu da ya yarın yaparız ya yarından sonra yaparız. Bilmiyorum. Dolabın aşağısına bırak olsun. Yukarıya çıkartmayayım. Halam cumartesini yapalım derse dolabın aşağısını benim 4 tane kaldırdım. Yarın yapalım derse işte yarın cuma. Hayırlı cumalarınız olsun bu arada. Sizler bu videomu izlerken cuma günü olacak. Hayırlı, nurlu, bereketli, huzurlu cumalar dilerim hepinize can dostlarım, can kardeşlerim. Şöyle bunun içerisinde tavuklarımı aldım. Bunu da ocağımıza koyayım artık. Şu şehri çorbamızı arkaya alayım. Bunu şu ön tarafa bir yere koyayım. Şöyle, evet. Böyle şimdi tamamdır. Şimdi ben ne yapacağım? Bu yemeğimizi yapacağım. Bunu yaparken sizlere video olarak şimdi çekeceğim canlar ben. Ya da bunu yapmadan önce şimdi sizler şöyle cacığım yapıp dolaba atayım. Cacığı yapıp dolaba atayım bari. Videomuz birazcık uzun olsun. Varsın. Sizler de tüm videolarımı istiyorsunuz canlarım benim. Allah razı olsun hepinizden. Destekleriniz için çok sağ olun. Şöyle içerisine şimdi ben bunu ilk önce şuradan nerede o? Buradaymış. Böyle salatalıklarımı rendeleyeceğim. Gördüğünüz gibi. Güzel sazaklarımı ben yıkamıştım. Şöyle üzerinden de alacalı olarak hemen soyu vereyim ben canlar. Şöyle güzelce değerli izleyicim şunun içerisine soyu vereyim. Görmüş olduğunuz gibi bu da böyle salatalıklarımı. Böyle uç kısımlarını da alayım. Evet. Böyle alacalı olarak yapmak istedim. Bu ürünlerin akşam yemeklerimizi biz de yiyelim canlar. Hep beraber değerli kardeşlerim, değerli can dostlarım. Sizler de 16.000 olduk. Allah razı olsun. Destekleriniz için çok sağ olun. Antalya'ya gitmeden 16.000 olabildik. Bakalım belki gitmeden 2-3. Ben bu videoyu çekerim 4 gün var Antalya'ya gitmeme. Ama size de 3 gün kalacak. Sizlerin destekleriyle belki 16.500 sonrasında 17.000 falan da olur belki. Desteklerinizi bekliyorum hepinizin arkadaşlar. Şöyle salatalıklarımızı güzelce rendeliyorum değerli izleyicilerim içerisine. 2 bölüm olarak küçük büyük fark etmez. Şöyle direkt üzerinden neresi nerede rendelerimiz artık. Bunu güzelce rendeliyorum işte canlar, can dostlarım. Güzelce. Bazen amca bakıyor, elim bile rendeliyor. Geçen sefer şey yapıyordum, neydi onun adı? Sarımsak rendeliyordum, buna böyle küçükler. Ona bir bakın elim rendeliyormuşum. Bazen şey oluyor gerçekten, çok keskin oluyor bunlar. Öyle şöyle dikkatli yapmak lazım.
özel bir tarım salatı şarkı falan ilerlerken küçük olduğu için şunun içerisinde yapıyordum. Çok dikkat etmek lazım gerçekten. Şöyle güzelce iki adet içerisinde sizlerle birlikte gördüğünüz gibi rendeledim ben bunu can dostlarım. Şöyle bu kadar yeterli olur. Fazla bir cacık yapma da gerek yok. Fazla olursa şimdi yenmezse ne olacak? Yenir gerçi bu da. Şöyle iki tane yeterli olur yani şimdilik. Evet, bunları başına koyduk biraz sonra. İşte mesela yoğurdumuz, tuzumuz, her şeyini ayarlayayım ben bunu. Şuradan hazır tuzun içerisinde tuzdan kullanacağım. Üzerine tuzumuzu dökelim. Salatalıklarımızın suyu varsa içerisinde şöyle çıksın ortaya o. Şimdi kuru nanemizden kullanacağım buradan. Kuru nanemizi az önce buraya tekrardan koyduydum. Peki kurulasaymışım. İki de balık durup duruyor. Şöyle birazcık nanemizden koyuyorum. Gördüğünüz gibi göz kararı arkadaşlar nanemiz. Evet, böyle yeterli olur diye düşünüyorum. Hemen dolabımızdan dünkü açtığım yoğurttan koyacağım. Şöyle gördüğünüz gibi. Kaşığımızı alalım. Üzerine suyu birikmiş. O şöyle aksın diye. Gördüğünüz her kısımları da şöyle güzel bir içerisinde koyuyorum işte canlar. Böyle beğendiyim. Şöyle içerisine şöyle vereyim hemen. Sallayalım birazcık. Yoğurdumuz gerçekten güzel olmuş. Şöyle gördüğünüz gibi. Görüyor musunuz? Maşallah. Diyelim. Şöyle gözlerden korusun. Şöyle. İkisini güzelce karıştırayım. Yoğurdumuzu da koyayım. Su ilave etmek lazım. Ben çok az bir şey daha koyayım da. Şimdi az da olmasın. Çok da olmasın. Şöyle tamamdır. O kadar yeterli olur. İçerisinde hani gördüğünüz gibi şöyle yoğurdumuzdan var duruyor. Bu büyükleri mayalamak da o yüzden iyi oluyor. Şimdi içerisine hani birazcık su koyacağım göz kararı. Dolaba tekrar yapacağım ya. Soğuk ılık su fark etmez. Dolapta bekleyince zaten iyice homojeniz olur. Şöyle karıştıralım. Kıvam şöyle koyu hala. O yüzden şöyle daha su ilave edebilirim ben buna. Güzelce karıştıralım. Şöyle bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi içerisinde biraz ben bunu sarımsak edileceğim. Ya bir diş ya iki diş. Güzelce kokulu olsun diye. Ben sarımsağı gerçekten çok seviyorum ama misafir falan giderken gerçekten iyi olmuyor. O yüzden şöyle sarımsağını da fazla ilave etmeyeyim ki bir yere falan gidersek ağzımız kokmasın. Bir diş koysam. Ama bu akşam bir yere gitmişiz herhalde ya. Bir şey olmaz, ben iki diş koyuvereyim. Sarımsak güzel, iyi oluyor. Antibiyotik, doğal. Şöyle sarımsağımı da çıkarttım. Sarımsağın şeyleri döküldü. Yani onları toplayalım. Şöyle gördüğünüz gibi kabukları. İki diş sarımsak. Bakalım. Şimdi bunu güzel bir şöyle doğrayayım içerisine. Bu sıra arkadaşım şey yaptım. Doğrayıvereyim. Rendelemeyle uğraşmıyorum. Rendeleyim çünkü elim üstünde eller soyuluyor. Şöyle güzelce içerisinden çıkartalım. Bir de şöyle cacık yaparken videomuz da olsun dedim sizlere de. Uzun videolar istiyorsunuz ya canlar, onun için işte değerli izleyicilerim. Böyle bir şeyler çekmeye çalışıyorum canlar. Şöyle şuradan bir de bıçağımızdan alayım. Bıçağımı da güzelce böyle doğrarım. Kaşığımı da şuraya kenara koyayım ki yer falan düşmesin. Şimdi gördüğünüz gibi ince ince olacak şekilde güzelce elimle şöyle doğruyorum ben bunları. Bu şekilde. Evet. Şöyle. Rabbi yesirme matuası, Rabbi temin, hayır Rabbi temin hayırlısıyla yemeği yedirmeyi nasip edin inşallah. Bugün işte arkadaşlarım. Yarın perşembe ama sizlere bu videomu cuma günü izleyeceğiniz için cumanız mübarek olsun, cumanız kutlu olsun. Rabbim hayırlı nurlu cumalar nasip etsin. İşte bugün ben canlı yayın yaptım. Yayınımız da gerçekten çok güzel, çok bilgili, çok güzel geçti gerçekten. Akşam belki bugün yayın açarım bilmiyorum. Sizler bu videomu dediğim gibi cumartesi günü değil, cuma günü izleyeceksiniz. İlk de baktığında cumartesi geliyor. Arkadaşlar şuradan bu şekilde görünüyor sanki. Şöyle koyayım da düşmesin o da. Şöyle.
biraz kalın parça içersiniz, yapacak bir şey yok. Kalın malın bizim evdekiler yiyor yani sarımsağı. Ben de yiyorum, çok seviyorum. Hatta sarımsak şifa. Antibiyotik, doğal antibiyotik bu. Önceden benim civcivlerim falan varken sarımsak suyu veriyordum doğal antibiyotik yerine. İlaç falan vermiyordum canlarım. Bunlar da işte böyle doğal doğal büyüyorlardı. Önceden 15 tane civciv vardı. Civciv bakıyordum, bayağı piliç gibi oldulardı böyle. Sonrasında köye götürdüm. O şekilde. Şimdi gördüğünüz gibi güzelce civcivimiz doğaldı. Şöyle karıştırdım, görmüş olduğunuz gibi değerli takipçilerim. Bunun içerisine bırakmasam, başka bir şeyin içerisine alsam daha iyi olacak. Şöyle tamamen karıştı. Görünüm falan da gayet iyi. Evet. Ya kapağını, üstünü bir şeyle streçleyeyim ben bunu. Streçleyemeyiz çünkü bunun kapağı mapağı yok. Boş boşuna başka bir kapta batırmayayım şimdi. Güzelce karıştı her şeyi. Tadı tuzu yerindedir. İnşallah. Biraz daha mı içerisine nane koysam iyi olacak gibi, biraz daha nane ilave edeyim ben buna. Yemeden önce karıştırırız artık şöyle. Üzerine koyayım. Sonradan bir daha bunun aynı şeyini almayayım aşağıdan. Evet. Şöyle tamam, iyi. Güzel oldu. Evet canlarım, bunu şimdi üzerine streçle kapatacağım ben. Şuradan streçimizi çıkartayım. Güzelce streçleyeyim bunu, bununla dolaba atacağım. Dolabımızda soğuyla dursun akşam. Burada şu anda saat 5 mi 5.30 mu ne, halam gelmesinden ağzı zamanla halam 7'de geliyor. Şunu da güzelce çıkartayım. Şöyle sadece bir kat üzerinden yapsam yeter. Dolabın kokusunu almaması için yapıyorum sadece şu anda ben bunu. Üzeri kapalı olması için yani. Şöyle üzerinde kapattım. Yeter, dolabı kadar şöyle kenarlarından bastırarak yapıyoruz. Ocağımızda da yavaş yavaş suyun kaynamaya başladı börülç yemeği için. Bunu da dolabımıza atayım ben. Can dostlar, şöyle bir yer ayarlayalım. Bir yer ayarlaması yapalım. Sulaşlarımız falan var daha dolabımızda. Şöyle koyayım hemen ben bunu. Ay, alayım şuradan da. Bismillahirrahmanirrahim. Rakıma asla bir yere inşallah. İnşallah mı Cemal'le? Şimdi de biraz kenarlarımı alsam da alayım. Evet, şöyle bir yoğurduğumuzda tamam. Dolabı koyduk onu da. Şimdi sizler, ben yemeğimizi yapmaya başlayacağım. Şunu da streçi kaldırayım artık dolabada. Çorbamız tamam. Pilav gibi keşkeğimiz tamam. Keşkeğin altını birazcık açayım. Kız kardeşle durmasın. Birazcık içerisinde tuz ilave etmem lazım. Böyle tuzunu falan ilave edeyim güzelce şimdiden. Akşam unuturuz çünkü tuz falan koymayı. Güzelce şöyle tuzunla pişsin. Kendi ayarında canlar. Evet, bu kadar bir yeterli olur değerli kardeşlerim. Şimdi dediğim gibi börülce yemeği yapacağım. Börülce yapalım, ocakta görüşürüm inşallah size artık. Onu tam ekranı çekmeyeceğim. Sadece ocağı göstererek çekerim. Evet canlarım, şöyle görmüş olduğunuz keşkeğimiz ocağımızda, çorbamız ocağımızda. Şimdi sizler yemeğimizi yapacağız. İnşallah şöyle sizler de videomuzu çekerek devam ettiriyorum değerli izleyicilerim. Şöyle sıvı yağımızı koyacağım artık. İçerisine şöyle soğanımız, ben güzelce ince ince bir baş soğan doğradım orta boy. Şöyle sıvı yağımızı içerisine göz kırarı koyuyorum gördüğünüz gibi. Şöyle bakalım yeter mi? Evet şöyle biraz da ilave edeyim. Yeter bu kadar. Fazla da yağ koymayayım şimdi. Kolesterolü falan dokunup. Şöyle burada yemeğimiz görmüş olduğunuz gibi bu güzelce kaynıyor. Bunun içerisine soğuk su koymuştum. O yüzden şöyle biraz kaynaması zaman alır. Görmüş olduğunuz gibi burada da arkadaşlarım şöyle göstereyim sizlere bir karıştırıp da. Burada da şehriye çorbamız. İçerisinde nanesi var. Sonrasında karabiberi var. Güzelce salçasını kavurduk. Suyunu koyduk. Şehriyesini koydum şöyle. Daha birazca arkadaşlarım kaynayacak. Daha tamamen pişmedi. O yüzden şöyle suyu duru gibi görünebilir ama suyu duru değil kesinlikle. Şöyle göstermek istedim. Daha bir 5-10 dakika daha kaynayacak bu burada. Sonra olur inşallah. Soğanlarımız da burada güzelce kavuralım. Ocağımızın altında tamamen açtım bunu. Bunun da altı tamamen açık. Akşama hazır olması gerektiği için. Birazcık erken olsun şöyle. Hem yemeklerimiz dinlenmez olsun. Hepsi ısıtılabilecek şeyler. Isıtılmayacak şeyler değil yani yumurta gibi. Şuna salçamızı da getire koyayım ben. Salçamızı görmüş olduğunuz gibi şöyle. Salçamızı basmıştım ben.
Bunun için herhalde şey yapacağım. Bunu da bir tane karıştırmak için kaşık çıkarsam olacak. Şöyle üzerine gördüğünüz köpükler birikmiş. Buğdayın köpükleri olabilir. Sonrasında tavuğun köpükleri olabilir. İkisi de olabilir. Yani şöyle üzerinden alayım onları da. Köpüklenmeleri birikmeleri de. Şöyle dolabımız içerisinde, kırmakta dolabımız içerisinde alıp atarım onları. Evet. Güzel köpüklerini alalım. Köpükleri de böyle pişmez çünkü bu. Tavuğunla bazen böyle haşlanmış köpükler çıkıyor, onları da alıyoruz. Etin de köpükler oluyor, onları da alıyoruz. Şöyle. Bu tavuğun köpükleri de büyük bir ihtimal. Buğdayın için güzelce bir kadın bir iki kat ben buna pişirmedim önce. Şöyle gördüğünüz gibi güzelce tamamdır bu artık. Şöyle tavuklarımız da pişmeye başlıyor. Tavuk göğsü kullanmamış hemen pişer içerisinde arkadaşlar bu. Böyle ikisi de güzelce pişecek işte. Değerli izleyiciler. İçerisinde zaten parçalanır o tavuk falan pişerken de güzelce. Zaten parçalanması gerekiyor. Blender'dan geçiririz artık onda. Kolayca. Şöyle tamam. Biraz daha kavrulsun. Sonra kavurduktan sonra görüşürüz inşallah canlar. Bir dakika da şöyle güzelce kavurayım onları, pembreysinler. Evet canlar, ben şöyle soğanlarımızı güzelce kavurdum değerli izleyicilerim. Bunun içerisinde şöyle yeterli. Şimdi şöyle içerisine gördüğünüz gibi salçamızı ilave ediyorum. Ama bu az birazcık, şöyle biraz daha. İçerisine şöyle ilave ediyorum. Bol salçalı olsun. Salçası ne kadar çok olursa görünüm o kadar güzel oluyor yemeğin. Böyle bu kadar salça yeterli olur buna. Hatta bayağı çok bile koydum. Güzelce olsun rengi yemeğimizin. Güzelce karıştırayım şöyle. Soğanlıyı da salçasını kavurayım. Tavuğumuzun az önce bir daha kamerayı kapattıktan sonra içerisinden aldım köpüklerimi. Şöyle bir daha bir alayım. Ortasına tekrardan birikte. Şöyle gördüğünüz gibi. Köpükleri de atıyorum işte arkadaşlar. Canlar. Şöyle güzelce alalım atalım. Suyundan almadan direkt köpüğünü alarak. Şöyle gayet iyi fazla köpüğü çıkmıyor içerisinde zaten de. Yine şunları alayım. Ben köpüğü sevmem. Tamamdır. Şöyle aldım bunu da. Biraz kaynayacağız bunu. Şöyle soğanlarımızla salçamızı kavurmaya devam ediyorum ben. Güzelce bunu şöyle karıştırdım. Ocağımızın altı tamamen yıkandı. Şimdi börülcemizi alıp geleyim ben. Börülcemizi sürdüreyim. Sonrasında üzerine ilave eden börülcelerimizi haşlamadık. O yüzden arkadaşlar birazcık şöyle pişir. Birazcık fazla pişirmek gerek. O yüzden sıcak su kaynatmışım. Sıcak suyla hemen pişirelim börülcelerimizle. Zaten pişmesi daha uzun bir süre almıyor börülcelerim de. Şöyle güzelce ocağımızın altını kısıyorum. Börülcelerimizi içerisine şöyle suyundan gelmesin diye yavaş yavaş içerisine ilave ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Şöyle tamamdır. Güzel karıştırıyor. Salatamız, soğanımız, köfteyle birlikte. Şöyle çok güzel bir şekilde karıştırdım. Daha da karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi biraz tuz ilave edeceğim üzerinden. Şöyle şuradan tuzumuzdan koyayım. Ben böyle yaklaşık el karayla, göz karayla ilave ediyorum içerisine. Şimdi oradan çıkıp da niye kaşık kullanmıyorsun diye yorum yapmayın. Böyle çünkü yorum yapacak çok izleyici var. Benim izleyicilerim yapmak öğreniyorum ya. Başka işte dışarıdan gelen yorumcular yorum yapıyorlar öyle bazıları. O yüzden buradan söylemek istedim. Kimlerin söyleyeceğine fırsat vermeden şöyle bunu da güzelce kavuruyorum. Salçamızı artık buradan alayım canlarım. Güzelce salçamızı dolaba kaldırayım. Hemen gideyim de marularım falan, bunun biberlerim güzel tutalım. Gerçekten çok güzel bir şekilde verim olacak inşallah. İnanıyorum yani. Rabbimin izniyle dolabımızı soğuya koysun cacığımızda. Şimdi şöyle karıştırayım. Biraz da böyle kavrulsun. Ocağın üzerinde neyse. Suyunu ilave edeyim artık. Şöyle suyumuz zaten sıcak.
buradan bunu almıştım, bunu koydum buraya. Böyle ocağımızın altı tamamen açık şu anda. Şöyle suyu da bu kadar yeterli olur. Şöyle çaydan da kaynatınca iyi oluyor. Ya çaydan da kaynatın arkadaşlarım ya da işte kettle'da çaycıda kaynatın. Ben çaydan da kaynatmayı tercih ediyorum şöyle. Evet, iyi bu kadar yeterli bu da. Yemeklerimiz pişsin arkadaşlarım, o zaman şöyle sizlere üçünü de göstereyim. Az sonra hepsi olduktan sonra inşallah hepsini sizlere göstereceğim. Evet değerli izleyicilerim, şöyle görmüş olduğunuz tamam keşke bu şekilde çekti. Şöyle görmüş olduğunuz burada da çorbamız şöyle oldu. Burada da gördüğünüz gibi değerli izleyicilerim şöyle yemeğimiz oldu. Şöyle gördüğünüz karnıkara, barbunya. Karnıkara börülce şurada da şimdi işte tereyağımızı kızdıracağım. Bu şekilde şöyle sizlere videomuzu sonlandırayım. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Şöyle bu da görmüş olduğunuz gibi cacığımız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.